Hilal Kaplan yakışmıyor. CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un aralarında bulunduğu 24 sanlı zimmetine para geçirme, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2,5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haciz edildi. Başkanı size emanet ediyorum diyerek yerel seçimler öncesi kefil olduğu Aksoy'a menemeni emanet eden Kılıçdaroğlu ise hala konuyla alakalı bir öz eleştiri yapmış değil. Keza Meral Akşener, genel başkan olarak Hatay'a gitmiş, esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Gittiği esnaftan herhalde istediği tepkiyi bulamayınca girdiği bir kuyumcu dükkanında tezgahın arkasına birisi geçiyor ve hükümeti atıp tutmaya başlıyor. Ancak dükkan sahibi tezgahı bozup Burada iki kişiyiz. Konuşan arkadaş burada çalışmıyor diyor. Sonradan kendisini esnaf olarak tanıtan Reşat Kayman'ın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal tesisler sorumlu müdürü olarak çalıştığı ortaya çıkıyor. Akşener nasıl bir ekiple çalışıyor bilmiyorum ama kendi genel başkanlarını kaçıncı seferdir rezil edişleri sayısını unuttum. Türkiye'nin en büyük belediyesini yöneten Ekrem İmamoğlu ise 630 kilometre metro hattı sözü verip 2 yılda sadece 1.8 kilometrelik yani toplam 2 duraklık hattı tamamlayabiliyor. Bu hızla giderse sözünü 175 yıl sonra gerçekleştirecek. Ama açılışa CHP üst yönetimi gelip düğmeye basma yarışına giriyor. İhaleleriyle ünlü İmamoğlu'nun 1 kilogram baklavaya 392 lira, kişi başı yemeğe 6400 lira, buşon parası 3000 lira ödediği de biliniyor. Malum İmamoğlu yönetimindeki belediyenin daha önce 1 milyon liralık gazeteci-sanatçı söyleşisi ihalesi verip adı geçen hiçbir gazeteci-sanatçıyla söyleşi yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Dün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür'ün 65 konserlik fatura düzenleyip 6 konseri yaptırmadığı anlaşıldı. İsraf algısıyla başa gelip İstanbul Büyükşehir Belediye'ye bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeliği sayısını 101 kişi daha arttırdığını da not düşerim. Başkan İstanbul nimet sözünün hakkını veriyor. Latife bir yana muhalefet iktidarı eleştirdiği hiçbir alanda daha iyisini sunamıyor. Bilakis icraat makamında olanlar neden yıllardır iktidara yürüyemediklerini maalesef uygulamalı olarak kanıtlıyorlar.